Arkamızda gördüğümüz enter cinsi limon. Gördüğünüz gibi ağaçlar tamamen kurumuş ve %80-%90 oranında bir kayıp var. Adana'da erkenci limonları zirai don vurdu, ağaçlar kurudu. Ova perişan durumda yani. Nereye bakarsanız bakın her taraf dondan zarar görmüş durum. Soğuk iklim bitkisi olan buğdayda bile zarar çok büyük. 2021 yılında ihracat yasağı ve plansızlık yüzünden ürünleri dalında kalan limon üreticilerini bu kez de zirai don vurdu. Bu sene %90 oranında verim kaybı olabilir. Mandalina çeşitlerinde olsun, greyfurt olsun ve benzeri gelen çiçekleri hepsini bu don öldürdü yani. Geçen sene de zarar etti, bu sene de zarar edecek. Meyve suyu fabrikaları bile almadı yani. O kadar aciz bir duruma düştü. Çoğu insan iki ağaçta kaldı hep. Mart ayının ortalarında arka arkaya yaşanan zirai don, Çukurova'da erkenci ürünlerin tamamını kurutmuştu. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte erkenci limonlarda da zarar gün yüzüne çıktı. Bu sene birçok bahçede limon hasadı yapılamayacak. Hemen hemen ağaçların tamamı yaprak dökmüş, çiçekler döküldü. Yani bu şekilde verim vermesi çok zor. Limon az olduğu için muhakkak fiyatı yüksek olacaktır. Zirai dondan dolayı çiçekleri ve yaprakları kuruyan limonlardan bir sonraki yıl verim alınabilmesi için üretici bakım yapmaya devam etmek zorunda. 2021 yılında dönüm maliyeti 3500 lira olan limonun artan girdilerle birlikte bu sene dönüm maliyetinin 10.500 lirayı bulması bekleniyor. Geçen sene ürünleri dalında kalan üreticilerin ise bu maliyetleri karşılayacak gücü kalmadı. Önümüzdeki sene de verim alabilmek için yine bakımını yapmak zorundayız. Geçen sene 3500 lira masrafı vardı. Bu sene beklediğimiz rakam minimum 9000 lira, maksimum da 10.500 lira. Bölgede erkenci limon ağaçları tamamen kuruyan üreticiler devletten destek bekliyor. Görünüyor zaten her şey. Üretici destek bekliyor. Desteğin çok olması lazım. Geçen sene 850 dönüm Narenciye Bahçesi'ne tarım sigortası yaptırmak için 300 bin lira para ödediğini söyleyen üretici Ali Töz, Tarsim'in don dönemini kapsamamasına tepki gösterdi. Tarihleri çok geç açıyorlar. Sigortanın açılış tarihi 23 Mart. Ama don 14, 15, 16, 17, 18 Mart tarihleri arasını kapsadı. Biz bundan hiçbir şekilde faydalanamadık. Ziraat mühendisi Bahadır Berkez de Tarsim'in kapsamının bahçe ürünleri için yıllık yapılması ve bütün afetleri kapsaması gerektiğinin altını çizdi. Çok büyük paralar ödedi çiftçi açısından düşünüyorum. Hı. Ama zararının hiçbirini Tarsim'e yüklenemiyor şu anda. Çünkü o süre dolmuştu, o boşlukta yakalandı. Ondan dolayı aslında Tarsim yıllık olarak yapılabilmeli bence. Tarım komisyonu kurularak bilimsel yöntemlerle ürün ve ağaçların kurtarılması için çalışmalar yapılması talep edildi. Bazı yerlerde çok aşırı derecede oldu ve bazı cinslerde çok daha fazla oldu hasar. Bazılarında daha az oldu. Bir uzman denetimi altında bunların bir tespiti yapılmalı. Ağaçlardan meyveyi ne kadar alabiliriz? Veyahut ağacı nasıl kurtarabiliriz? Olmayacak şeylere boşu boşuna tekrar masraf etmenin anlamı olmayacak.